Merhaba arkadaşlar, parka hoş geldiniz. Bugünlerde biraz sıkıntı yaşıyoruz biliyorsunuz ama şu anda bizde biraz farklı olmaya başladı. Biraz serbest olmaya başladı. Ben şu anda parkta yeni bir video için karşınızdayım. Şimdi ne hakkında konuşacağız? Bugün Türkiye'den en özlediğim şeylerden bahsedeceğim. Üç şey var. Öncelikle insanlar. Bütün dostlarımı özlüyorum. Özellikle İstanbul'daki arkadaşlarım, Bursa'daki, Ayvalık'taki, Adana'daki, bu hepsi çok özlüyorum. Bir de Tarsus'taki insanlar, Antakya'daki insanlar unutmayın. Antalya'da maalesef hala yok ama olacak. Burada bir arkadaşım var YouTube'da Antalya'dan sana selamlar. İşte insanlar özlüyorum çünkü Türkiye'deyken her zaman samimi olabilirim insanlarla ve mutlu oluyorum. O yüzden sizi çok özlüyorum. Çok çok hem de nasıl insanlar yemek tabii ki de yemekler şırdan yemek çok isterim. Mıhlama yemek istiyorum. Mümkün değil şu anda. Türkiye'ye gidemiyorum. Başka içli köfte, başka ne var Türkiye'de? Kağıt kebabı tabii ki de. Doğudaki yemekleri özlüyorum. Batıdaki balıkları da özlüyorum. Mesela Bandırma'daki balıkları. Balıkesir'de en ilginç bir şey var. Höşmerim özledim. Yemekler çok özledim valla. En kısa zamanda tekrar Türkiye'ye gidip sizin yemeklerinizi tekrar yemeliyim. Ve en son üçüncü en özlediğim şey Türk olmak. Türk olmak ne demek? Dolmuşa binmek, para uzatmak. Belki sizin için çok normal bir şey ama benim için çok çok özel bir şey. Başka bir ülkede yapamıyorum böyle. Bir de kaptan müsait bir yerde başka bir ülkede söyleyemiyorum. Hatta Azerbaycan'da da söyleyemiyorum. Ben bilmiyorum açıkçası, Azerbaycan'a hiç gitmedim ama öyle sanıyorum. Başka ne demek Türk olmak? İkram etmek mesela. En son Romanya'ya gittiğimde ordularla karşılaştım. Onlar bana mutluluk getirdiler. Birkaç kız orada staj yapıyordu ama sıkıntı yaşıyorduk. Moralimiz biraz bozuktu. Çünkü sonuçta orada da lockdown'u başladılar. İşte öyle beraber yedik, beraber güldük. AVM'ye gittik. Bomboştu AVM'de. Çok güldük. İşte onu tekrar tekrar yaşamak istiyorum. Tanımayan Türklerle. Türkiye'de en çok hani gezdiğim ülkelerden beni çok en çok iyi ağırlayan ülkeler Türkiye. Başka ülkede öyle bir misafirperverlik görmedim. O yüzden tekrar tekrar gitmek istiyorum. Herkese çok selamlar, bol bol selamlar. Bir de bir şey sormak istiyorum size. Yakında şöyle bir şey yapmaya planlıyorum. Canlı yayın. Böyle soru sorabilirsiniz. Böyle ne zaman daha çok müsait olursunuz? Öğleden sonra. Saat 3'te mi, 4'te mi, 5'te mi, 6'da mı? Bana söyleyin. Ben ona göre ayarlarım. Bir zaman böyle sorular sorabilirsiniz. Dil öğrenmek için, seyahat etmek için, Türkiye hakkında hepsi sorabilirsin bu canlı yayında. Çok teşekkür ederim. Ve inşallah en kısa zamanda görüşürüz. Bir de Ramazanınız kutlu olsun. Hadi bay bay.